Bugün 9 Haziran Perşembe, geri sayıma hoş geldiniz. Ekonomi gündemiyle karşınızdayız. Gündemin satır başlarına hızlıca bir bakalım. Piyasalar hareketli. Türk mali piyasalarının dünyadan da negatif ayrıştığı bir süreci yakından izliyoruz. Dün itibariyle dolarda 17-20 seviyeleri aşıldı. Türkiye'nin risk primini gösteren CDS'lerde 770'e artık dayanıldığını görüyoruz. Ve borsada dün özellikle son bir saatte ağırlaşan satışlarla %4,1'lik bir kayıp oluştuğunu gördük. İçeride tahvil faizleri de yükseliyor. Aslında politika faizinin %14 olduğu bir yerde, enflasyonun TÜİK verisiyle %74'e geldiği bir ortamda tarihin en yüksek negatif reel faizinin verildiğine işaret ediyor uzmanlar. Bu arada dün bir S&P Türkiye webinarında Türkiye'nin bazı ilave sermaye kontrolleri getireceğine dair risk artıyor şeklinde analistlerin yorumlar yaptığı haberleri de yayıldı. Bugün gözler Avrupa Merkez Bankası'nda olacak. Faizle ilgili bir karar gelir mi? Özellikle tahvil alım programıyla ne tür ayrıntılar gelecek? Bunlar yakından izlenecek. Amerikan Hazine Bakanı Yellen'ın %8 enflasyon kabul edilemez açıklaması dikkat çekici. Brent petrolün 123 dolara yükseldiğini aktaralım. Birleşmiş Milletler'den bir uyarı var. Dünya şimdiye kadarki en ciddi krizin eşiğinde şeklinde. Küresel stagflasyon uyarıları yükseliyor. Bu arada OECD küresel büyüme tahminini %4,5'tan 3'e düşürdü. Türkiye büyüme tahminini 3,3'ten 3,7'ye çıkardı. Ancak Türkiye enflasyon tahminini %23,9'dan 72'ye güncelledi. İçeride dün kira zammına getirilen %25'lik sınırda en çok konuştuğumuz başlık oldu. Biz bu sabah TSKB Ekonomik Araştırmalar Müdürü Burcu Ünüvar'la birlikteyiz. Ve NTV'den Ankara İstihbarat Şefimiz Ahmet Ergen de bize eşlik ediyor. Günaydın, hoş geldiniz diyelim. Ve Burcu Ünüvar'dan hemen bir ilk değerlendirme alalım. Dolar yükseliyor, borsada kayıplar var. CDS'ler 14 yılın zirvesinde. Ne dersiniz? Yani bu kur korumalı mevduatla kazanılan sürenin sonuna mı geldik? Tam olarak neyin fiyatlaması var içeride piyasada? Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar öncelikle. Dünya iktisat tarihi içerisinde çok sıkıntılı bir dönemin eşiğinde. Önce belki bununla başlamak gerekiyor. Çünkü bunu tespit etmez isek içeride vereceğimiz tepkilerin aciliyeti ya da derecesi konusunda da yanılabiliriz. Dünya Bankası'ndan, OECD'den çok büyük bir krizin kapıda olabileceğine dair uyarılar geliyor. Bu kriz hem reel geliri eritici, yani yüksek enflasyonun olduğu bir dönemin devam edeceği ihtimalini ortaya koyuyor. Hem de başta imalat sanayi olmak üzere dış ticaret kanalı üzerinden üretimin de aşağı geleceği ve uzun dönemde dünya ekonomisini baskılayabilecek bir dönemin eşiğinde olabileceğimizi bize gösteriyor. Bu dünya ekonomisi açısından çok sıkıntılı bir dönemin eşiğinde olmak her ülkeyi etkileyecek bir durum. Bu öncelikle bunu masaya yatırmak ve hangi kanaldan etkileneceğinize bakmak gerekiyor. Daha sonra bu tespiti yaptıktan sonra sizin yayının başında çok güzel ifade ettiğiniz parametrelere de hep birlikte bakmamız gerekiyor. Kendi ülkenizin enflasyonu ne? Kendi ülkenizdeki sermaye piyasalarının performansı ne? Risk, ülkenize dair risk algısı nasıl ilerliyor? Bu risk algısını hem vatandaşın risk algısı hem yerli ve yabancı yatırımcının risk algısı diye okumak gerekiyor. Piyasa neyi fiyatlıyor? Piyasa şu anda hem bu küresel belirsizlik hem Türkiye'de yüksek enflasyon, değer kaybeden TL, orta vadedeki belirsizliklerin devam etmesini fiyatlıyor. Ancak piyasanın fiyatlaması her zaman biz iktisatçılar için temel okuma değildir. Yani dün S&P de düştü, Dow Jones da düştü. Bugün bizim borsamız hafif alıcılığı açılabilir. Yukarı da gelebilir. TL'nin değer kaybettiği bir yerde net döviz pozisyonu olan şirketlerin hisseleri iyi de gidebilir. Dolayısıyla borsa yukarı gelirse eğer ya da CDS'de çok hafif bir düşme olursa biraz önce bahsettiğim makro okumada yine de bir değişiklik olmayacak. Piyasanın ötesine geçerek makro yapısallar üzerinden okuma yaptığımız bir dönem içerisinde olmamız gerekiyor. Şimdi enflasyon ana sorunumuz. Tabii özellikle artan fiyatlar, insanların değişen ve biraz da azalan alışveriş sepetleri gündemimizde. Dünyaya baktığımızda da yani hem gelişmiş ülkelerde hem gelişmekte olan ülkelerde enflasyonda böyle 4-5 puanlık artışlar var. Çekirdeğe baktığımızda 1-2 puanlık. Ama tabii bizde resmi rakamlarla bile %75'e gelen bir enflasyon söz konusu. Üretici fiyatları 3 haneyi aşmış durumda. Bu çerçevede tabii enflasyon görünümünde yurt dışından ayrışan bir tablo var ve hani ne yapmak lazım? Bu enflasyon nasıl düşecek? Şimdi daha önce bir liralaşma stratejisi, kur korumalı mevduat
kitap gibi ürünlerle tedbirler geldiğini gördük. Şimdi yeni tedbir olarak ne beklemek lazım ya da piyasada neler konuşuluyor, neler yapılabilir bu süreçte? Enflasyon çok önemli bir problem. Reel gelir dizi eritici bir etki yapıyor ve şunu biliyoruz ki her zaman en fazla düşük gelir grubundakilere zarar veriyor. O nedenle biz iktisatçılar olarak fiyat istikrarını severiz. Üstelik de fiyat istikrarını getirmek için yapacağınız, atacağınız adımların büyümeyle de çelişmediğini biliriz aslında. Yani orta vadede fiyat istikrarını getirmek için atacağınız adımlar büyümeyi de istikrar kazandırarak büyümeyi de yukarı getirecek adımlardır. Reel geliri destekleyecek adımlardır. Bu noktada ne gelebilir? Merkez Bankamızın iletişimi içerisinde şunu görüyoruz. Yani onların ne söylediğine bakmak gerekli diye düşünüyorum ben. Sonuçta orada bir resmi iletişim kanalı var ve beklentilerimizi şekillendiriyor. Katılsak da katılmasak da, vadesini bilsek de bilmesek de Merkez Bankası iletişim bize şunu söylüyor. Makro ihtiyati tedbirler tarafında adımlar devam edecek deniyor. Burada belki bir miktar daha finansal piyasalarda sıkılaşma yaratacak adımların gelmesini bekleyebiliriz. Ancak şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Enflasyon çok önemli bir sorun. Popüler de bir sorun. Fakat bunun çözümü gelinen noktada, yani enflasyonun beklentiler kanalını kırmış olması, fiyatlandırmada hem arz hem talep yönlü sıkıntılar yaşıyor olmamız, sadece konunun Merkez Bankası'na indirgenemeyecek bir seviyede olduğunu bize gösteriyor. Türkiye 2000'lerin başında bir enflasyonla mücadele programı başlatmıştı. O program gibi düşünebiliriz aslında, neler yapılması gerek diye sorduğunuz için söylüyorum. Hem para politikası hem maliye politikası, hem beklentileri şekillendirecek adımların atılması gerekiyor. Yoksa çok popüler bakış açısıyla işte sadece faiz kanalı üzerinden yapılabilecek şeylerin de sınırlı olduğu bir seviyedeyiz. Belki bir de izninizle şunu eklemek istiyorum. Enflasyon çok önemli bir sorun, çok popüler bir sorun. Ancak küresel ekonomide, dış ticarette çok ciddi bir yeniden konumlanma var. Orta vadede Türkiye'de bu yeniden konumlanmanın dışında kalmamalı. Biz bu tartışmaları da yakından takip etmeliyiz. Yoksa enflasyonu düşürdükten sonra o tartışmalarda geç kalmış olacağız ve bu Türkiye açısından olumsuz olacak. Bunları da konuşmamız gerekiyor. Yani özellikle enflasyonla mücadelede hep vurgulanan işte maliye politikaları, para politikaları ve de makro ihtiyati tedbirler. Biz biraz daha o tarafta kalıyoruz. Dün de makro ihtiyati tedbir kapsamına aslında girebilecek kira artışı ile ilgili bir sınır getirildiğini de gördük. Ankara'ya da bir dönelim. Ahmet Ergen'e bir soralım ayrıntıları. Yani bu üst sınır Ahmet geçici bir süreyle, değil mi? Bir yıl süreyle böyle bir üst sınır söz konusu olacak. Ayrıntıları alalım mı senden? Arfa, evet, senin de söylediğin gibi geçici süreyle hayata geçirilmiş, uygulamaya girecek bir düzenleme. 1 Temmuz 2023 tarihine kadar yürürlükte olacak. Aslında hatırlayacaktır izleyicilerimiz, biz geçtiğimiz haftalarda özellikle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un verdiği bilgiler üstünden geçici bir düzenleme hazırlığı yapıldığını, kira artışlarının yürürlükteki yasalarda hali hazırda belirlenen 12 aylık tüfe ortalamasına göre yapılması hükmünün değiştirileceğini paylaşmıştık bir bilgi olarak. Buradaki geçici olarak bu düzenlemeyi yapma tavrı, enflasyondaki yükselişin, bugünlerde yaşadığımız sürecin önümüzdeki dönemde tersine döneceğine yönelik beklenti, öngörü ya da tahmin diyelim, projeksiyonlar bu yönde yapıldığı için bu düzenleme de geçici yapıldı. Dün akşam bu Meclis Genel Kurulu'nda görüşülen bir yasa teklifine bu yöndeki düzenleme bir madde ihtiyası olarak eklendi. O madde kabul edildi. Yasa teklifinin tamamı da kabul edilip kanunlaştı. Yani şu anda kira artışlarına %25 bir yıl süreyle sınırı getiren oransal olarak düzenleme Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayını bekliyor. 10 ay sonrasında resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girecek. Bunun da en geç hafta sonu itibariyle tamamlanacak bir süreç olduğunu belirtelim. Yarına yetişmemesi halinde hafta sonu resmi gazetede yayınlanıp yürürlüğe girecek şekilde düzenlendiğini belirtelim. Şimdi ne yapıldı?
Temmuz 2022 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenecek kira kontratlarında, ama konut kira kontratlarında, onu özellikle belirtelim. Bir önceki yıl kirasının en fazla %25'i kadar artış yapılacak. Şimdi bilindiği gibi mevcut yasalarda Borçlar Kanunu 344. madde çerçevesinde kira artışları 12 aylık tüfe ortalamasına göre yapılıyor. Eğer 12 aylık tüfe ortalaması %25'in altında olursa, mecliste kabul edilen düzenlemeye göre, yasalaşan düzenlemeye göre o oran kabul olacak. Yani kira artışlarına bir %25 üst sınırı getirildi. Ancak bu süreçte 1 Temmuz 2023'e kadar 12 aylık ortalama tüfe artışı %25'in altında olursa, bu kez o oran kira artışlarında geçerli olacak. Bu kural bir yıldan uzun süreli kira sözleşmelerinde de geçerli olacak. Yani 1 Temmuz 2023 tarihine kadar imzalanacak konut kira sözleşmelerinde eğer süre 3 yıl, 4 yıl, 5 yıllıksa bile bu %25 artış kuralı geçerli olacak. Bu oranları geçen sözleşmeler miktar yönünden geçersiz sayılacak yapılan düzenlemeye göre. Ve eğer taraflar arasında bir anlaşma, bir sözleşme yapılmadan bir kira ilişkisi işlemi gerçekleştiyse ve sonrasında artış konusu yargıya taşındıysa, hakim bu yasadaki hüküm çerçevesinde bir karar verecek. Artışları %25 ile sınırlandıracak. Bu konu uzunca bir süredir tartışılıyordu. Son olarak 24 Mayıs itibariyle 4 bakanlık bir çalışma süreci başlatmıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı bu konuyu tartışıyordu. Son değerlendirmeler AK Parti'nin geçen hafta sonu yapılan Kızılcahamam'daki istişare toplantısında yapıldı ve kabinede de konu ele alındıktan sonra dün itibariyle sabah saatlerinde Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından açıklandı. Akşamda deyim yerindeyse jet hızıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçti. Söylediğimiz gibi en geç hafta sonu itibariyle de resmi gazetede yayımlanıp yürürlüğe girmesini bekliyoruz Berfin. Ahmet Ergen, Ankara İstihbarat Şefimiz ayrıntıları aktardı. Burcu Ünüvar'la da birlikteyiz. Ondan da bir yorum alalım. Burcu Hanım, ne dersiniz? Yani bu kira zammına %25 sınırı sizce ekonomik dengeleri nasıl etkileyebilir, gayrimenkul piyasasını ve sosyal olarak tabii bazı belki yansımaları da olabilir? Evet, ben sayenizde fırsatı bulmuşken önce şunu ifade etmek istiyorum. Bir kalkınma bankası iktisatçısı olarak biz konuya konut değil barınma ekseninden bakıyoruz ve bu bir insan hakkı, en doğal insan hakkı. Dolayısıyla aslında gelişmiş ülkelerde bu sektörün de oldukça düzenlemelerle kontrol altında olduğunu görüyoruz. Ancak bunu yapmak için öncelikle daha başka adımların atılması gerekiyor. Yani barınma hakkının denk dağıtılması gerekiyor. Bunların üzerinde de konuşmak gerekiyor. Yoksa konutu sadece bir finansal araç haline getirdiğinizde, Türkiye'de yakın zamanda öyle olmaya başladı. Yani barınma ihtiyacını karşıladıktan sonra yatırım amacıyla ev alımlarının, işte kiraya verme amaçlı ev alımlarının da çok arttığını gördük. Burada gelir dağılımını bozucu, enflasyon beklentilerini yine tetikleyici etkileri de var. Bu düzenleme bu bahsettiğimiz sorunu çözer mi çözmez mi göreceğiz, ama aslında tabii ki tercihimiz öncelikli olarak fiyat istikrarının sağlanması, daha sonrasında bu tarz bir limite gerek olmaması. Geçmiş yıllarda bu limitlere yer vermememizin nedeni de enflasyonun düşük olması, arzu ettiğimiz seviyede yine de değildi ama enflasyon beklentilerinin de belli bir bant içinde çıpalanmış olmasıydı. Ben yine idealinin barınma ekseninde düzenlemelerin yapıldığı ama fiyat istikrarının ona eşlik ettiği bir çerçeve olacağını düşünüyorum. İki soru var izleyicilerimizden. Nuray Hanım, Recep Bey sormuşlar. Bir, enflasyon kendi kendine düşer mi? İkincisi, bir hiperenflasyon riski var mı Türkiye'de? Enflasyon kendi kendine düşmez. Hiçbir yerde düşmez. Biz iktisatçılar olarak öyle şanslı değiliz. Herhangi bir işimiz kendi kendine olmuyor. Enflasyonla ilgili belki, ama şöyle bir, bilemiyorum buna iyi haber denir mi, ama bir hani meslektaş konuşması olarak görürseniz eğer, belki şunu söyleyebilirim. Ben arkadaşlarımla konuşurken de hep bunu söylüyorum. Aslında enflasyon çiçek hastalığı gibi. Biz bunu çözdük dünyada. Enflasyonun nasıl düşürüleceğini iktisatçılar biliyor. Kendi kendine
yerine düşmüyor. Her adım her zaman etkili olmuyor. Geç kaldığınız zaman yapmanız gereken müdahalenin boyutu da daha fazla oluyor. Sancısı da daha fazla oluyor ama enflasyonu düşürebiliyoruz. Nasıl yapılacağını biliyoruz. Türkiye'de bu yollardan geçti. Aslında başarıyla da yürüdü bu yolun bir kısmını. Hiperenflasyon tehdidi var mı? Belki şunu söyleyebilirim. Hani o hiperenflasyon tanımına çok takılmak istemiyorum ben, ama gelinen seviye bile oldukça yüksek bir seviye. Özellikle biz hep TÜFE üzerinden konuşuyoruz ama bunun üretici fiyatları var. Tarım tarafında özellikle baktığımızda çok ciddi artışlar da görüyoruz. Bu saatten sonra artık her enflasyon yüksek. Burada zannediyorum dikkat etmemiz gereken şey şu: önümüzdeki yıl beklentileri, sadece 2023 değil 2024, 2025, bu beklentileri aşağı getirecek adımların atılması gerekiyor. Bir önceki yayınımızda da sizinle sohbet ederken söylemiştim, 1990'ların sonunu hatırlatan bir görüntü var aslında. Sadece enflasyonla tek bir araç üzerinden müdahale edemeyeceğimiz, mücadele edemeyeceğimiz toplu bir enflasyonla mücadele programının orta vadede açıklanması gereken bir dönemdeyiz. Enflasyonun bir süre daha orta vadede yüksek seyredeceğini şu an görüyoruz. Beklentiler de bunu yansıtıyor. Dünyadan da uyarılar var. Yani ekonomik kasırga geliyor diyorlar. Mesela hem Dünya Bankası hem OECD küresel stagflasyon uyarıları yapmış. Bugün dünya manşetine de taşımış. Yani biz içeride kendi sorunlarımızla uğraşırken dışarıdan da bir cisim mi yaklaşıyor bize? Ne dersiniz? Evet, yayının başında da birazcık çıtlatmaya çalıştığım konu oydu aslında. Evet, gerçekten çok zor bir dönemden geçiyoruz. Ama gün sonunda her zaman ve her zaman önemli olan sizin bu görüntüye hangi politikalarla tepki verdiğiniz ya da vermediğinizdir. Fakat bazen bu işler daha da çetrefilli hale gelir. İşte talep yönlü sorunları daha kolay çözebiliyoruz. Arz yönlü sorunlar biraz daha zor oluyor. Onların üzerine hele beklentilerde bir sıkılaşma olduğu zaman iyice zorlaşıyor. Şu anda dünya ekonomisinde bunu yaşıyoruz. Enflasyon yukarı, büyüme aşağı, beklentiler son derece zayıf, tedirgin edici. Bunu niye söylüyorum? Beklentiler tedirgin olduğu zaman tasarrufların üretime kanalize olmasının da önünde engeller olur. Davranışsal olarak da engeller olur ve bu artık biraz önce bahsettiğim resmi daha da kötüleşir. Belki bu programdan sonra beni şey diye hatırlayacaksınız. Ben ona enflasyon sordum, o bana dış ticaret anlatıyor diye, ama bir tekrar altını çizmek istiyorum. Son derece popüler olan enflasyon sorununa rağmen dünyada bugün kendimiz açısından da, Türkiye açısından da bugün konuşmazsak ileride pişman olacağımız yeni bir dış ticaret hikayesi yazılıyor. Onu da unutmamak gerekiyor. Türkiye gibi özellikle dış ticaret üzerinden büyüme hikayesini olumlu yazabilmiş bir ülkenin kaçırmaması gereken bir tren var dünyada. Bunu da mutlaka yakalamamız lazım. O noktada evet, da geç kalmamak gerekiyor. Yoksa küresel hikaye çok hızlı değişecek. Bu uyarıları da not aldık. TSKB Ekonomik Araştırmalar Müdürü Burcu Ünü var bu sabah geri sayımda konuğumuzdu. Kendisine teşekkür edelim. Onu uğurlarken biz de bir reklama gidelim. Borsanın açılışına geri sayacağız. Dün son bir saatte ağırlaşan satışlarla %4 ve üzerinde satışla kapanan borsada gün yatay hafif de artıda başladı. 2548 puanda BIST 100 endeksi. Dolar 17.20'ler civarında. Biz kısa bir araya gidelim. Saat başında haberlerle devam edelim. We'll be right back.